Ben bir an evvel bu ekonominin düzelmesi için buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, sokaklar açlık içinde. İnsanlar kuruş kuruş hesap yaparak günlerini geçiriyor. Çocuklar öğüne atlıyor bu memlekette. Allah aşkına çıkın açıklayın ya, bizi de aydınlatın. Merkez Bankası sizin izninizi almadan faiz artırabilir mi bu ülkede? Faiz sebep, enflasyon sonuç teziniz çürüdü mü? Yoksa hala onun arkasında mısınız? Bu saçma tezinizden vaz mı geçtiniz? Yoksa hala ısrarcı mısınız? Ben hata yapmışım. Doğrusu buymuş demeyecek misiniz? Benim yanlış ısrarım, yanlış inadım yüzünden bu ülke fakirleşti demeyecek misiniz? Sayın Erdoğan, Merkez Bankası kararlarının arkasındaysanız çıkın arkasındayım. Deyin. Yok, Merkez Bankası'nın faiz artırması yanlış iş olduysa o zaman da hemen gereğini yapın. Erdoğan sebep, yüksek faiz sonuç. Evet, sahipsiz memleket. O cümlenin yüreğime nasıl oturduğunu arkadaşlar tarif edemem. Ülkemizin her köşesinde sahipsiz memleket hissi yaşanıyor. Her afette, her felakette yurdumun bir başka köşesi sahipsiz kalıyor. Türkiye'ye kader diye sunulan, dayatılan bu iş bilmezliği değiştirmek için buradayız. Koltukların sahipleri değişse de insanımızı düşünmeyen kafaları değiştirmek için buradayız. İnanın bazı muhalefet partilerinin sözcülerini dinlerken, muhalefet partileri adına konuşanları dinlerken hicap duyuyorum ya. Al birini vur ötekine derler ya, aynı o hesap. Henüz daha iktidar ya da iktidar ortağı falan da değiller bakın. Şimdiden başlamışlar kavgaya, dövüşe. Sözüm ana ülkenin yarınlarına siyaset vaat ediyorlarmış. Sözüm ana bu iktidarın alternatifi olacaklarmış. İdeolojik zıtlıklar, siyasi görüş ayrılıkları fark etmiyor. İfade özgürlüğünü savunuyorlar ama sadece kendileri için. Şiddete karşı çıkıyorlar ama sadece kendileri için. Hak, hukuk diyorlar ama sadece kendileri için. İktidarıyla, muhalefetiyle yerel seçimlerdeki matematikleri belli. Belediyecilik eşittir komisyonla plaza dikilecek boş arsalar. Görüyoruz. Atanamayan bir kişinin yerine 3 atanmıştan ses çıkıyor. İstanbul'da bir kişi aday olmuyor, Ankara'dan sesler yükseliyor. Kısacası ezber konuşan, ezber düşünen muhalefetin de bu ülkeye verebileceği bir şey yok. Bunu açık söylüyorum. Bravo. Pırıl pırıl tertemiz, işini bilen adaylarımızla huzurdayız. Ve inşallah